2004 model Hyundai Getz aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili önemli konu, aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçeve 9 inç cihazımızı fit kaplar nitelikte, aracın tüm hatlarına birebir uyum içerisinde. Dörtlü tuşu, havalandırma mazgalları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Farklı modeller için bu parçada kullanılmış oluyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Olası orijinalle dönüşte kullanıcı herhangi bir problemle yaşamayacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Birazdan kamerayla ilgili detayları vereceğim. Boşaya da ileri vites aldığım zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2004 model Hyundai Getz. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Rahat kullanım için. İlgili ikona dokunduğumuz zaman Apple CarPlay ve Android Auto'nun kablosuz yapısına ulaşıyoruz. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto bu şekilde sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak kablosuz olarak. Cihazımız başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilecekte radyo istasyon havuzaları var. Bu şekilde dinlediğimiz istasyonu bulacağız. RDS sinyali ekrana geldiği zaman da kaydettiğim zaman RDS sinyalindeki isme göre kayıtlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bizde 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon offline çalışan, GPS üzerinden çalışan navigasyon, ilgili ikon üzerinden çalışıyor. İkinci tür navigasyon cihazımıza internet paylaştığı zaman ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra kurulmuş Google haritalar ya da farklı uygulamalar Play Store hesabı üzerinden kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız Apple CarPlay ve Android Auto derken konum mantığını kullanıcı aracında deneyimlemiş olacak. Gece ve gündüz modları da sorunsuz bir şekilde CarPlay ekranında da çalışmış oluyor. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Bluetooth 5.0 kullanıyor ürünümüz. Harici mikrofon, kazanç ayarları gibi detaylarla telefonla görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış oluyor. Torpido içerisinde 2 adet USB çektik. Bunlar üzerinden müzikler. Klasör seçimleriyle müzikler ya da yine klasör seçimleri üzerinden videolara da erişim sağlamış olacak. Yeri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da kullanıcıya sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var ürünün içerisinde. Play Store hesabı oluşturulduktan sonra YouTube ve benzeri gibi birçok uygulamaya da sorunsuz erişim sağlamış olacak. Gerekli internet paylaşımını yaptıktan sonra. Bir eklentimiz geri görüş kamerasının olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ayar yapalım. Şöyle bir senaryo. Yüksek sesle müzik dinliyoruz. Geri vites aldığım zaman dikkat dağınıklığını engellemek için sesi otomatik kesiyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Şu gördüğünüz referans çizgi ayarlarında arabanın genişliğine göre, derinliğe göre ayarlayıp kaydedebiliyoruz. Kamerayı konumlandırma itibariyle yerini de yine video içerisinde paylaşacağız. Analog HD bir kamera dedik. Derinlik, genişlik ve açı veriyor 170 derece açıda. Boş ya da ileri vites aldığım zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Müzik de eski seviyesine dönmüş oluyor. Yazımızın müzik işleme yeteneği DSP altyapısında hazır equalizerların haricinde kullanıcı equalizerları, hoparlörlere giden zaman ayarlarıyla
müzik kalitesini hissederiz derecede arttırıyor. 4x50 watt 4 hoparlöre giden çıkış değeri cihazın. Haricen farklı amplifikatörler için de yine cihaz üzerinde amfi çıkış da mevcut. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? TS18 ya da TS10, bu işte en stabil platform. Bunları ürünlerimizde kullanıyoruz. 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızası var ürünün. 1280x720 IPS ekranı olduğunu biraz önce bahsetmiştim. 8 çekirdekli Cortex A55 işlemci kullanıyor. 1.6 GHz hızında. Bütün detaylarını, parametrelerini ilgili kısımdan görebiliyorsunuz. Aracımız 2004 model Hyundai Getz. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş.